Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte iki tane tepsi yenileme işlemi yapacağım. Bu şekilde elimde metal tepsiler vardı. Fakat metal tepsilerde ne kadar kullanımına dikkat edersek edelim, belirli bir süre sonra boyalarında atmalar ya da küflenmeler olabiliyor. Ben de bunu atmak yerine değerlendirmeyi, dönüştürmeyi tercih ettim. Boyayacağız beraber. Benim elimde akrilik boya olduğu için akrilik bir boya kullanacağım. Ama sprey boya varsa daha kolaylıkla boyayabilirsiniz. Tek seferde kapatabilir diye düşünüyorum. Ben 2 ya da 3 kat boyamayı düşünüyorum. Yani kapatma işlemi gerçekleşene kadar boya işlemi uygulamaya devam edeceğim. Dekupaj tutkalı kullanacağım. Bu tepsimi çünkü bu boş kısmına dekupaj işlemi uygulamak istiyorum. Herhangi bir sünger parçası kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri kullanıyorum. Küçük bir parça yeterli olacaktır. Öncelikle boyama işlemine geçeceğiz. Mantar beji kullanıyorum. Dediğim gibi öncelikle tamamen boyama işlemini yapacağız beraber. Şimdi iç kısmını boyadık ve kuruması için bekleyeceğiz. Orta kısmının tamamını boyamadım. Çünkü kullanmayacağız. Kapatacağımız için tamamen boyamanıza gerek yok. Ama bu şekilde kullanmak isterseniz tamamını boyayabilirsiniz tabii ki de. Şimdi kuruduktan sonra ikinci bir kat atacağım. Başta kapanmayacak diye düşünmüştüm ama bu şekilde bile tamamen kapanmış gibi gözüküyor. İkinci katta yeterli olacaktır. Şimdi tamamen kuruduktan sonra ikinci kat atacağız. Evet, iki kat boyama işlemi gerçekleştirdim ve şu an tamamen tepsimiz kurudu. Boyama işlemimizi tamamladık. İki kat yeterli oldu. Tamamen kapattı. Daha önce de söylemiştim. Şimdi dekupaj uygulamasına geçeceğiz beraber. Şimdi dekupaj tutkalını uygulayacağız. Onu şimdi ben şu şekilde yapıyorum. Bu şekilde yerleştirirsek daha güzel olacak. Bakın bu şekilde daha canlı gözüküyor. Şimdi üzerinden de fırça yardımıyla da geçebilirsiniz. Üzerinden de tek kat dekupaj tutkalı ile geçerek işlemimizi tamamlamış olduk. Bakın gayet güzel oldu bence. Şimdi bir diğer tepsimiz vardı.
Onu da ben boyadım. Kahverengiye boyadım. İki kat boyama işlemini yaptım. Buna herhangi bir uygulama yapmayacağım. Bu şekilde kalacak. Sadece bunun ortasına ben supla kullanmayı düşünüyorum. Bakın. Bu şekilde bir tane supla yapmıştım. Tam da tepsiye göre yaptım. Bunun içerisine yerleştirerek kullanmayı düşünüyorum. Aslında halatı buraya yapıştırmayı düşünmüştüm. Direkt bu şekilde yapıştırmayı sabitlemeyi düşünmüştüm. Fakat temizlik açısından çok kullanışlı olmayacağı için bu şekilde çıkarıp takmalı bir supla kullanmamın daha doğru olacağına karar verdim. Ve bu şekilde değerlendirmiş oldum. Bu da pembeydi. Artık kahverengi oldu ve yenilenmiş oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.